Değerli arkadaşlarım merhaba. Sizlerle sınav hazırlık kapsamında sınav sorularının çıkmış ve kendi sorularımın nasıl çözüleceğine ve nasıl ders çalışılması gerektiğine dair paylaşımlarda bulunacağım. Malumunuz sayfamız İSG Sınav Hazırlık Platformu. Arkadaşlar, örnek bir soruyla başlıyoruz. Sizlere tavsiyem, sınavlarda mutlaka önemli gördüğünüz yerlerin altını çiziniz. Asbestle çalışmalardaki sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmeliğe göre asbest sürgün uzmanların eğitimi ÇASKEP tarafından yürütülür. Asbest tozuna maruziyetten sonra ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır. Çalışan veya işveren sağlık muayene ve tekniklerin yeniden yapım sistemi hakkına sahiptir. Çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu 8 saatlik zaman aralığı ortalama değeri maksimum 0,03 cm3'tür. Hangileri doğrudur demiş bana. Şimdi arkadaşlar, asbest söküm uzmanının eğitimini ÇASKEM vermiyor. Biliyoruz bunu, İSKÜM veriyor. Dolayısıyla birinden yanlış olduğunu biliyorum. Hemen şıklara bakıyorum. 1 olan cevapları siliyorum. Gördüğünüz gibi 2 şıkla indirdik. Şu an %50 diğer şıklarla ilgili bir fikir sahibi değilsek %50 şansımız var. Sınavda biliyorsunuz yanlış doğruyu götürmüyor. Kesinlikle boş soru bırakmayın. Maruziyet en az 40 yıl süreye saklanır. Evet. Bakın, bu çalışan veya işveren sağlık güvenlik tetkiklerini isteme hakkına sahip. Bu da doğru. Bu yanlış. Neden 0,1 olacak? Şimdi siz genelde arkadaşların yaptığı hata, çalışırken direkt cevabı işaretleyip geçiyorsunuz. Oysa ki her bir sorunun bir hap bilgisi vardır. Bu soruda mesela asbest söküm uzmanlarının eğitimini İSKÜM tarafından verilir. Başlı başına bir soru olarak gelebilir. Asbest tozuna maruziyet, biliyorsunuz asbest kanser etkisi olan kanserojen bir kimyasaldır. En az 40 yıl süreyle saklanır. Başlı başına bir sorudur. Zaman zaman sorulur. Çalışan veya işverenle ilgili mesela cevaplarda şöyle bir seçenek olabilir. Sağlık muayene ve şun diyebilir, asbestle ilgili sağlık muayene tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına çalışan sahip değildir der mesela. Çalışan da veya işveren de isteyebiliyor. Son cümlemizde de ne demiştik? Oranını vermiştik. 0,1 cm3. Bakın, son cümlede aslında 3 tane bilgi gizli. Bir tanesi sınır değeri, maksimum sınır değeri. Diğeri 8 saatlik zaman aralıklı ortalama değer dedi. Son sınavda da B'lere gelen TVA değeri. Bakın, 8 saat. Ayrıyetten ne var? Bilgi olarak santimetre küpteki lif sayılmış. Demek ki asbestin ölçüm şekli neymiş? Hacimdeki lif sayısı. Bu da lif konsantrasyon mikroskobuyla yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi bir cümlede 3 tane soru olarak gelebilecek husus mevcuttur. Devam edelim. Sayfamızda da zaman zaman sizlerin görsel hafızanıza hitap etmesi amacıyla her bir konuda karikatür ve bulmacalar paylaşıyorum. Her bir konuda da sizde bir, dediğim gibi, görsel hafıza oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim diğer soruya. Burada 4 tane madde vermiş. Bu kimyasal maddeler asbestoza. Asbestoz nedir? Asbestin neden olduğu, asbeste bağlı bir hastalıktır. Dolayısıyla size soru dolaylı yolla sorulmuş. Diyor ki, yukarıdakilerin hangisi asbeste neden olmaktadır? Buna mezetölyemeye yukarıdakilerin hangisi neden olmaktadır sorusu da eşdeğerdir. Bakın arkadaşlar,
Kristal yapıdaki CO2'nin Kuas, Trimit, Kristobalit olduğunu biliyorum. Kristobalit, Kuas gidiyor zaten. İki tane. Hangileri neden olmaktadır diyor. Bir de ne vardı? Trimit de gidiyor. Yalnız 3 kalıyor. Burada tabii ki her bir sorunun dediğim gibi kendi içerisinde bir hap bilgisi vardır. Yani asbest çeşitlerini soruyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bileceksiniz. Zor olduğunu farkındayım. Zaman zaman geliyor. Genelde de bunları toz yönetmeliğinde geçen kuas, trimit ve kristobaliti ekliyorlar. Bir önceki soruda da bir önceki sayfada da söylemiştim. Asbestos değil de buraya mezotelioma da yazabilir. Mezotelioma yukarıdaki örneğin hangisi neden olmaktadır? Dolayısıyla arkadaşlar bu asbestin neden olduğu hastalıklar bunu direkt de sorabilir. Bunu da direkt asbest çeşitlerini sorabilir. Bu şekilde dolaylı şekilde de sizlere soru gelebilir. Örneğin sorulmuş bir soru. Mezotelioma aşağıdaki hangisi maruzun en sık görülür dediği size hangisi asbest çeşididir diye soruyor. Kuars değildir, grafit değildir. Az önce de bahsetmiştik. Tridimit de değil, kristobalit de değil, krosidolit kalıyor. Şimdi arkadaşlar bizim kanun ve yönetmeliklerimizde geçen özellikle bu sağlık kayıtlarının işten ayrıldıktan sonra İSG faaliyetleri kayıtlarının, sağlık kayıtlarının, maruziyet kayıtlarının saklanması ile ilgili iki tane temel değer var. 15 ile 40. Önceden 10 vardı. 2010 yönetmeliklerinde 10 gitti arkadaşlar. Tamam mı? Eski yönetmeliğe bakarsanız yanılırsınız. Şimdi bunun da mantığı şu. Basit mantığı var. Çok ciddi sonuçları olan, çok ciddi asbest gibi insanlarda çok ciddi sonuçlar doğuran tüm unsurlar 40 yasaklanıyor arkadaşlar. Bunun daha basitleri 15 yıl kayıtları saklanır. Bunun mantığı da budur. Malumunuz biyolojik risk etmenleri yönetmeliğinde de 40 yıl saklanacak durumlar işte kalıcı ve gizli enfeksiyon neden olduğu bilinen eldeki bilgi verilere göre seneler sonra hastalık ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan hastalığın gelişmesinden bir uzun kuluçka dönemi olan tedavi aranan uzun süreler tekrarlanan uzun süreli ciddi hasar bırakabilen ciddi bir durum var burada. İnsanda çok ciddi etkileri olan unsurlardan bahsetmiş ve uzun süreler süren dolayısıyla bunlar 40 yıl. Şimdi bu bilgi bize nasıl yarayacak? Bakın arkadaşlar, biyolojik etkenler yönetmeliğinde demiş. Bu yönetmelikte kalıcı ve gizli, bakın çizmekten kesinlikle korkmayın arkadaşlar. Kalıcı ve gizli enfeksiyona neden olan. Buralar hikaye kısımları. En az kaç yıl saklanır? Öncelikle şunu biliyorum. Kayıtlarla ilgili, sağlık kayıtlarıyla ilgili benim iki tane değerim var. 15 ile 40. Şimdi sildim, sildim, sildim. Yine gördüğünüz gibi iki şık otomatik olarak indirdim. Burada kalıcı ve gizli enfeksiyon neden olduğu bilinen demiş. Dolayısıyla kalıcı olduğu için 40 yıl. Yine bize işten ayrılan sağlık dosyalarının saklanmasını sormuş. Bende iki değer vardı. 15 ile 40. Soruda zaten bunlar otomatik gidiyor. 15 kalıyor gördüğünüz gibi. Çok daha basit bir şekilde çözmüş oluyoruz. Yine benzer bir soru arkadaşlar. Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen en az kaç yıl demiş. Dolayısıyla bende ne vardı? İki değer vardı. 15 ile 40. Bakınız gitti, gitti, gitti. Yine iki şıkkı indirdim. Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen bu sorunun kökü budur. Bu da cevap 40 olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar, tüm dünyada da geçerli olan bir durumdan bahsedeceğim. Herhangi bir
olayda bir şeyde sınıflandırma varsa, 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırma varsa veya A, B, C, D diye bir girebilir. Ya basitten komplekse doğru ya da kompleksten basite doğru bir sınıflandırma vardır veya kesin olan, sürekli olan unsurdan şüpheli olan, daha henüz sınıflandırılmamış ihtimal olan unsura doğru bir sıralama vardır. Bizim son sınavda B'ye gelen işte kanser yapıcı maddeler, bakın kesin grup 1, grup 4'e bakın henüz sınıflandırılmamış. Yine patlamayla ilgili yönetmelikte malumunuz 20-21-22 tozlarla ilgili 6 bölgemiz var bizim. Diğeri de gaz, buhar, sisle ilgili. Bakın yine ne yapmış? 0, 1, 2, 20, 21, 22. Bakıyorum. 0 nedir? Sürekli. Yani sık sık. Kesin. Bir ara sıra. 2 de oluşturma ihtimali olmayan. Çok kısa süreli. 20'de de aynısı var. Bakın kesinden ihtimale doğru gidiyor. Şimdi bunun yine bölgelere göre kullanılan ekipmanlarla ilgili var. Bakın 1, 2, 3 diye sınıflandırmış. 1, 2, 3 bölgelerden bahsetmiştik. 0 gazsız, 20 tozdu. Bunlar neydi? En sık olan, sık sık olan, kesin olan durumlardı. Dolayısıyla kategori bir ekipman da en kompleks, yani en donanımlı ekipmandır. 3 de bunlara göre daha az donanımlı ekipmandır. Dolayısıyla kategori bir en donanımlı olduğu için, kategori 2 de işte bunların arasında olduğu için, mesela ara sıra oluşma ihtimali olan yerde siz 3 ekipmanda kullanabiliyorsunuz ama sık sık sürekli olan yerde kategori, yine sınıflandırmada bakın en kompleks, en iyisinden en yüksek özelliğe sahip ekipmandan en düşüğe doğru gidiyorsunuz. Burada tabii sınıflandırmada bir tek farklılık biyolojik risklerin sınıflandırmasında var. Grup 4 grup var malumunuz. 1, 2, 3, 4. Bunda da tam tersi var. Bunda da bir topluma yayılma ihtimali olmayan, işte hastalık oluşturmayan, tedavisi, yöntemi hani çok gerektirmeyen basit hastalık varken, 4 topluma yayılan, çalışanlara risk oluşturan, topluma yayıldığı gibi insanda da hasara yol açma ihtimali olan ve tedavisi olmayan Kırım Kongo 4 gibi, Kırım Kongo hastalığı gibi grup 4, Ebola gibi hastalıklar. Bakın bu biraz hani az önceki bahsettiğimin bu sefer basitten zora doğru. Ama genel olarak kesinden sürekli olandan daha az olana doğru bir eğilim söz konusudur. Yani bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Bakın bize ne demiş? Havada bulunan toz. Şimdi tozlar 20, 21, 22. Bunu bilirseniz hemen şunları elersiniz. 20 ile 21 arasında kalırsınız. Sürekli dediği için 20 işaretlersiniz. Bu normal çözüm yöntemi. Diğer bir hususa geçelim. Bir saniye arkadaşlar. Tekrar kalem tutuyorum. Şimdi ne dedik? 0, 1, 2, 20, 21, 22 söz konusu. Sürekli dediği için, bakın sürekli dediği için zaten şunlar kafadan gidiyor. Neden? Sıfırlar, sıfır, sıralama var. Bakın böyle. Sıfırlar kesin olan, sürekli olan demiştik. 2 olma olasılığı düşüyor demiştik. Şimdi ben ne oldu? Sıfırla 20 haricini eledim. Burada bize tozu sorduğu için otomatik ben 20'yi işaretliyorum. Şimdi yine benzer bir soru. İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik risk etkenleri demiş. Direkt A'yı işaretliyorum. Tabi burada eklemeyi unutmuşuz ama B sınıfının en son gelen soruda da kesin kanserojen olan maddeyi sormuştu.
Grup 1'di. Az önce zaten onu göstermiştim. Şimdi madenle ilgili bir soru var önümüzde. Şimdi arkadaşlar şev açısından bahsetmişiz. Bu soruda hangisi doğrudur demişiz. Şimdi şev açısıyla ilgili şunu anlatayım size. Örneğin burası çalışma alanı olsun. Yan duvarlarda şu şekilde olsun. Şu kabaca anlatıyorum. Şev açısı olsun bu da. Şimdi ilk değerimiz bizim burada şev açılarında soru da vermiş zaten. Ben oradan da anlıyorum. 30, 45 ve 60 var. Şimdi 30 bu olsun. 45 bu olsun. 60 da bu olsun. Şimdi arkadaşlar arazi tipinde de ben iki tane sağlam kayalık, taşlık, hani böyle heyelan olma ihtimali olmayan çürük, kaygan, sulu arazi. Çürük, sulu arazi. İkisini yazıyorum, tamam mı? Mantık yürütüyorum. Bakın eğer ben çürük sulu araziye bunu verirsem 60 dereceyi, buradan tepemize toprak heyelan olur, kayar arkadaşlar. Dolayısıyla sağlam zeminde maksimum ben ne 60 dereceye kadar veririm. Dolayısıyla bu ne olmuş oldu? Sağlam zeminde ben 60 dereceye kadar açı verebiliyorum. Çürük sular arazide ne olması lazım? Neredeyse yataya yakın olması lazım. Çalışma yerim. Çünkü üzerime benim bir kaygan ya da bir yağış olduğunda ya da heyelanla ya da toprak kayması olmaması lazım. İç makineleri geçtiğinde. Dolayısıyla çürük, kaygan, sulu arazilerde ben ne veriyorum? 30 derece veriyorum. Sulu arazi. Arasındaki tüm şeylerde, çöküntülü, ezik arazilerde de ben ne veriyorum? 45 derece veriyorum. Şimdi bu mantığı kafanıza yerleştirdiğiniz zaman ya neyi hangisiydi falan ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Çok basit. Soruya gelecek olursak bu 3 metre. Dolayısıyla 1 olan şıkları eledim. Şimdi sağlam arazi 60 derece, 2 doğru. Bunu da eledim. Şev açısı kaygan sulda 30 derece, bu da doğru. Arası da 45'ti. 2, 3, 4 şıkkını bulmuş oluyorum. Bu da bunun hap bilgisi. Yani dediğim gibi her bir sorudan sonra size tavsiyem mutlaka hap bilgisini bu şekilde yazmanız. Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği 3 metreye geçemez. Bu ayrı başlı başına bir soru olarak gelmişti. Sağlam arazide 60 derece, çöküntülü ezik arazide 45 derece, kayganlı sulda 30 dereceydi şev açısı. Dediğim gibi geçemez. Yine çıkmış bir soru. Baktığınız zaman incelersiniz siz. Çok kolay bir soru. Kaygan sulu arazide 60 dereceye geçemez. 60 derece yaparsanız tepenizde toprak kayar. Dolayısıyla sağlam arazide 30 derece geçemez. Yanlış bir tek bu kalmış oluyor. Çizmekten çekinmeyin arkadaşlar soruyu. Şimdi geldik son sınavda gelen bir soruya. Şimdi demiş ki bize İLO'nun meslek hastalıkları listesi. Şimdi aklınıza şey geliyor ya İLO'nun meslek hastalıkları listesi neydi falan. Arkadaşlar burada hikaye anlatmış. Sorunun kökünü iyi anlamanız çok önemli. Size fiziksel etkenlere meydana gelen hastalıklardan biri değil diyor. Yani özetle diyor ki aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmeni değildir diyor. Şimdi hangisi değildir? Organik çözücü solvent nedir? Kimyasaldır. Cevabı aslında buldum ben. Titreşim fizikseldir. Basınç fiziksel. İyonize, anyonize fiziksel. Aşırı sıcak soğuk fiziksel. Fiziksel olmayanı soruyordum bana. Solventler, kimyasal. Basit. Sorunun kökünü anlamanız önemli arkadaşlar. Bakın fiziksel risk etmende işte gürültü, titreşim, aydınlatma, termal kontrol, basınç, radyasyon, üşüme. Şimdi gelelim son sınavda yine gelen bir soru. 8 saatlik referansla asbestten hatırlayın. Direkt zaten bu neydi? TVA. Bir önceki soruda ben bunun hap bilgisini çıkartmıştım. Zaten şimdi cevaplara bakarsam Hu'nun olmadığı belli.
Kas ve eğin eks, envanter ve numara az çok biliyorsanız. T veya stil dalıyor. Stil 15 derece zaten. Şey düzeltiyorum 15 derece. Tamam. Bu da 8 saat. Kolay bir soru. Yine dediğim gibi bakın bu da onun hap bilgisi. Şimdi elle taşıma ile ilgili bir soru koymuşuz. Elle taşıma ile ilgili bize bireysel risk faktörlerini soruyor. Şimdi mantıken bu soruyu okursak çalışanların yetersiz ara ve dinlenme süresi demiş. Bu yönetimle ilgili, işle ilgili, işin gerekleriyle ilgili bir durum. Bireysel değildir. Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık ve aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar işle yine gördüğü gibi işin gerekleriyle ilgili. Bu da değildir. Zaten bir tek bu kalıyor. Çalışanlar uygun olmayan giysi ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmasa. Yönetmelikte arkadaşlar bireysel risk faktörleri, yükle ilgili risk faktörleri diye iki unsur var. Yükle ilgili de dörde ayrılmış işin gerekleri, yükün özellikleri, fiziksel güç gereksinimi, çalışma ortamı. Bireysel de üç madde var zaten. Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapımların uygun olmaması, yani kişinin çok zayıf olması, çok uzun boy, mesela sizin iki tane iskele arasındaki mesafeniz 1,5 metre ise oraya 2 metrelik insan soktuğunuzda eğilip bükülmesi gibi. Uygun olmayan giysi ayakkabı veya diğer eşyalar kullanılması, yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamalı. Yine kişiyle alakalı durumlar. Evet dediğim gibi işin gerekleriyle ilgili, yükün özellikleriyle ilgili, fiziksel güç gereksinimiyle ilgili, çalışma ortamının özellikleriyle ilgili. Şimdi diğer bir soruya geliyorum. Bakın bu sorular özellikle sizin soruyu iyi anlamanızla alakalı. Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi yanlıştı diyor. Bana yanlış olanı soruyor. Ben her zaman söylüyorum. Soru çözerken sınırlama varsa, kesin ifade varsa, sadece, yalnızca, tek gibi sıfatlar, kelimeler kullanılmışsa genellikle o sorunun cevabı o olmuş oluyor. Yanlış olmuş oluyor. Uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangın ve mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri işverende belirlenir ve sözlü olarak, bakın sözlü olarak, yani söz uçar yazı kalır diye bir ifademiz vardır hep. Sözlü olarak ifade edilir mi planlarınız? Tabii ki sözlü olarak anlatırsınız ama bunların yazılı, dokümanta edilmiş hali olması gerekir. Bakın ne oldu? Sınırlandırdı olayı. Yanlış. Diğer şıkların doğru olduğunu okuyunca anlarsınız. Bir de bu da yönetmeliğin kısmı yazılı hale getirilir. Şimdi geldik diğer bir hususa. Son sınavda da çok fazla kişinin yanlış yapmış olduğu defaatle üzerinde durmama rağmen. Bakın arkadaşlar biz de ekipmanlarla, iş ekipmanları ile ilgili bu öncelikle şunu söyleyeyim. Diğer sağlık bölümü personeli iş hekimlerine gelmez. Bu konu onların konseptinde değil. Şimdi bizim kaldırma iletme araçları ile ilgili yapılan statik ve dinamik çalışmalar da söz konusudur. Biz de genelde diyorum ama yani bizde 3 değer vardır. Bir saniye. 1,1, 1,25 ve 1,5 vardır. Dolayısıyla şu ikisi gitti zaten kafadan. Bakın 1,5 manuel. Elle kullanılan manuel için. Tamam, bunu bir tapa kafanızın bir kenarına yazın. 1,5 manuel. O da gitti. 2 değer kaldı. Burada tabii bize ne demiş? Beğenmediğin yükün kaç katını askıda tutacak. Kaldırıp askıda tutma durumu söz konusu. Dolayısıyla 1,25 olduğu görülüyor. Sorunun kökünü iyi anlamanız lazım arkadaşlar. Bu da onun harf bilgisi. Bakın vinçlerin periyodik kontrollerinde statik deneyde 1,25, dinamik deneyde 1,1 katı kullanılıyor. Yine kaldırma iletme ekipmanlarının gördüğünüz gibi 1,25 tutacak. Mekanik dayanımla ilgili statik deney katsız manuelde 1,5, diğer makinelerde 1,25. Bakın tezat oluşturmuyor.
Bazı arkadaşlar yanlış algılıyor. Diğer makineler dedi işte vinçler falan manuel kullanılan kaldırma araçları da 1,5. Dinamikte 1,1. Şimdi bir başka soruya gelelim. Şimdi arkadaşlar bir iş yerine tehlikenin kaynakta kontrol için yapılan uygulamalardan biri değildir demiş. Bizim burası kaynağımız olsun. Buradan örneğin gürültü yayılıyor olsun. İşlemi değiştirme. Yani ben bu işlemi değiştirirsem ne olur? Kaynağındaki yapılan işlemi. Kaynağında kontrol yapmış olur muyum? Olurum. Tehlikeli maddeyi kullanmama. Ben burada tehlike oluşturan örneğin ne diyelim? Formaldehit kullanıyorsam, onu kaldırırsam, onu kullanmazsam dolayısıyla kaynağında yok etmiş olurum. Kullanılan tehlikeli maddenin miktarını azaltırsam, daha az maruz söz konusu olursam, bakın yine kaynakla alakalı aynısı. Ben bu kaynakta örneğin kaynak yapılırken lokal aspirasyon yapıp kaynak dumanlarını fosgen gibi, azotoksitler gibi gazları vakumlayıp oradan dışarı atarsam ne olur? Kaynağını yalım. Ortama engeller koyarsam, gürültü diyelim, işte az önce bahsetmiştim. Buraya ben ses bariyerleri koydum. Yani gürültünün bu tarafa geçmesine. Bunun ortama engel koyma, kaynakla alakası var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi ben kaynağı susturucu taksaydım, kaynakla alakalı olurdu. Ama ortama engel koyması, bu, şurada da biz olalım. Cinali. Kaynakla alıcı arasında kontrol olur. Dolayısıyla kaynakla alakası yoktur. Çizmekten çekinmeyin arkadaşlar. Çoğu soru dediğim gibi mantık sorusu. Şimdi bir başka soruya gelelim. Bizim radyasyon türlerimiz iyonize ve non-iyonize diye geçiyor. Alfa, beta, gama zaten bunlar dediğim gibi iyonize, iyonlaştırıcı dediği iyonize olanlar. Çok kolay bir soru. Tabi bu soruyu komplike hale getirebilir. Hangileri parçacıklı ya da dalga boyu diye sorabilir. Zaman zaman da soruyorlar. Parçacık dediği zaman alfa, beta, nötron. Bakın parçacık diye sorsaydı gama olmayacaktı. Ama dalga dese gama ile x olacaktı. İyonlaştırıcı olmayanlar da görünür ışık, mikrodalga, radyo dalgası gibi iyonlaştırıcı olmayan non-iyonize dediğimiz unsurlardır. Bakın gördüğünüz gibi radyasyon ve ışıma dozimetre ölçülen ya da spektrometre ile bunun fiziksel risk etmenleri içinde olduğunu unutmayın. Sakın kimyasal gibi kimyasal risk etmenleri diye düşünmeyin. Şimdi kaynak tüpleriyle ilgili bir soru var. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hiçbir bilginiz olmasa da birçok soruyu mantık yürüterek çözüme ihtimaliniz yüksek. Tüplerin depolanması ile ilgili soru var. Tüpler yeterli havalandırmaya sahip yerlerde muhafaza edilmelidir. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü gaz birikmemesi lazım. Dolayısıyla bunun cevabını yazmamışlar ama bir doğru olmuş oluyor. Birin olmadıklarını siliyorum arkadaşlar. Yanıcı gaz içeren tüplerle bakın bu bizdeki kaynaklarda 6 metre geçer. Amerika OSHA standartında 20 fit geçer. O da zaten yaklaşık 6 metreye tekabül ediyor. Çok eski kaynaklarda 3 metre yazar. Burada bak yine sizi uyarıyorum. 6 metre. Tüpler yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı şekilde evet doğru. Tüp etiketleri sökülmemelidir. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla bizde bu şık yanlış, iki yanlış, diğerleri doğru olmuş oluyor. Şimdi yine bir başka bir soru. Bakın hiç belki ilk defa göreceksiniz ama mantıken çözebileceğiniz kılavuzsuz yüklerin kaldırmasında kullanılan iş ekipmanı. Kendisini besleyen güç kaynağı tamamen ya da kısmen kesildiğinde. Diyelim ki siz şehir hattından kullanıyorsunuz gücü. Bir yükü kaldırıyorsunuz. Kullandığınız vinçle, yer vinciyle kaldırıyorsunuz. Bu yer vincini şeyle karıştırmayın. Diğer araç halindeki vinçle.
Yervincinin besleme kaynağı, güç kaynağı jeneratör de olabilir. Jeneratör arızalandı. Yük askıda kaldı. Bak soruyu okuyoruz, yorumluyoruz. Benim yüküm böyle askıda kaldı. Ben kaldırırken askıda kaldı. Zaten siz normalde bunun etrafını bariyerlersiniz. Normal saha çalışmalarında. Kimsenin girmemesi için. Gözlemci koyarsınız. Farklı uçlara. İnsanların giriş buradan shortcut yapıp geçmelerini engellersiniz. Soruda ne diyor? Yük askıda tutamıyor. Yükü askıda tutamıyor. Bu ne demek? Bu yükün düşme ihtimali var. Birilerinin kafasına düşme ihtimali var. Ya da buradaki ekipmanlara, altta bulunan ekipmanlara zarar verme ihtimali var. Askıdaki yük gözetimsiz bırakılmaz. Şimdi burada size neyi soruyor? Tehlikeli bir girişi engellemek. Engellemeniz lazım. Adamın kafasına düşer. Yükün güvenli bir şekilde askıda kalmasını sağlamak. Kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlamak. Siz bu kişiye istediğiniz kadar kişisel koruyucunu baret verin. Adamın kafasına tonlarca yük düşerse ezilir gider. Bu zaten zorlama bir şık oldu. Bu adam belli. Dolayısıyla sizin bu bölgeye kimseyi sokmamanız lazım. Bu yükün de güvenli şekilde askıda kalmasını sağlamanız lazım. Çünkü her an bu kopma, düşme ihtimali var. Dolayısıyla cevabımız bu olmuş oluyor. Sorunun kökünü anlarsanız olay kolaylıkla çözülebiliyor. Arkadaşlar kısaca ilk videomuz bu kadar. Devam gelecektir. Umarım soru çözüş şeklimizi ve mantığımızı kavramışsınızdır, anlamışsınızdır, beğenmişsinizdir. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.